namazından sonra Doğa Tarihi Müzesi'ne gireceğiz. Girişte bir mavi balina iskeleti var. Gerçek mi yoksa gerçeğe uygun yapılma bilmiyorum. Şimdi araştırıyorum. Mavi balinalar uzunlukları 33 metreyi, ağırlıkları 150 tonu bulan yeryüzündeki en büyük canlılardır. Gerçekten devasa bir iskelet. Hiroşima'ya atılan bombadan sonra bir taş getirilmiş. Bunun içine doğru ilerliyoruz. Evet, hemen timsahımızı bulduk. Timsahlar üyesi timsahını bulur. Oldukça büyük. Resmen insan dışarı yazıyor. Şu kelebeklerin canlı canlı fotoğrafını çekmek vardı. Yaşam bir sanat eseri. Burada da Çin mutfağından örnekler var. Şimdi mağara hayatına geçiş yapıyoruz. Evet, burada bir mağara var ama giriş yasaklanmış. Bu ne be? Afsos mere dil ko mujhko bhula diya hai meri wafa ka tune acha sila diya hai. Yarasalar her yerdeymiş. Kelen yer mi de? İskeletiyle karşılaşıyoruz. Filin yüksekliğine bakarsak herhalde mamut olmalı bu. ...1983'te Bahavalpur Hayvanat Bahçesi'ndeki bir filin iskeletiymiş. Hemen arkasında da bir zürafa iskeleti var. Pelvis kemiği. Yani bu çaptan bir fil yavrusu doğuyor. Aynı insandaki gibi. Zürafaların boyunları çok uzundur bilirsiniz. Ağaç yapraklarına yetişmek için evrimciler uzattığını düşünürler. Gerçi diğer hayvanlar da uzatıyor ama hepsinin uzamıyor. Keçiler de mesela üst dallara uzanmaya çalışıyor ama onlar kısa kalmışlar. Burada ilginç bir noktadan bahsetmek istiyorum. Zürafalar da bizim gibi omurgalı yaratıklar. Boyunları uzun olduğu için onlarda daha fazla boyun omuru olduğunu düşünürüz. Ama aslında hiç de öyle değildir. Bizde de 7 tane boyun omuru var. Onlarda da gördüğünüz gibi 7 tane boyun omuru var. Yani boynu uzun olunca bu sayı değişmiyor. İşin ilginç yanı bütün yaratıklardaki boyun omuru sayısı 7. Yani kuğunun da boynu uzun. Onda da 7 tane var. Kaplumbağanın da boynunda tam 7 tane boyun omuru var. Boynu uzun da olsa, kısa da olsa bütün hayvanlarda bu sayı eşit. Sadece boyun değil tabii ki. Yani sırt omurları, bel omurları, kuyruk sokumu omurları hepsindeki omurga sayısı eşit.
Aynı şekilde kaburga sayıları. Hepsi eşit ve aynı zamanda bütün kemiklerin isimleri de aynı. Yani şu gördüğünüz femur kemiri, kemiği üzerindeki pelvis kemiği, tibiyası ve fibulası. Fil iskeletiyle de selfimizi çekinelim. Bunlar da metamorfik kayalar. Sedimentary kayalar. Bu bizim bildiğimiz taş ama adı igneous rocks'mış. Tam T-Rex'in yanına geldik ama burası da kapalı, sadece uzaktan görebiliyoruz. Aynı yerde kuş türleri ve geyik kafaları, geyik boynuzları. Geyik muhabbeti lafı nereden gelir bilir misiniz? Geyikler birbirleriyle kavga ederken boynuzlarını birbirlerine takıştırırlar, kafayı öne eğerler. Bunu koçlarda da görürsünüz. Ve birbirlerinden de ayrılamazlar. Öyle muhabbet ettikleri düşündür. Aslında birbirleriyle mücadele ediyorlardır. Ama işte buradan onların bu hallerinden geyik muhabbeti denmiş. Size bir şey söyleyeyim mi? Dünya burada görünenden çok daha büyük. Burada da solar sistem modellenmiş. Şu küçük olan mavi şey de bizim gezegenimiz. Bu modelleme tam bir modelleme değil. Güneş dünyanın tam 1 milyon 300 bin kat daha büyük bir yıldız. Buradaki oranlar bu kadar değil tabii ki. Whale shark nasıl tercüme edilir? Köpek balığı balinası mı? Balina köpek balığı mı? Bence bu balinadan bile büyük bir köpek balığı. Jaws bir de bunun yanında hikaye kalır. Denizde böyle bir yaratıkla karşılaşmak istemezsiniz değil mi? Ben şahsen istemem. Şöyle tuna balıklarıyla karşılaşsak yeter. Karachi'de yakalanmış bir balığın dişleri. Bunlar da herhalde köpek balığı yüzgeçleri olsa gerek. Farklı büyüklüklerdeki köpek balığı kafatasları. Balık cinslerini göstermişler. Ama bu konuda Recep İvedik haklı. Hani 300 çeşit balık vardı? Hadi sayın bakalım. 1983'te Belucistan'da yakalanmış bir balina. Rabbimin yarattığı canlılar dünyasının en büyük hayvanları. Yerken hiç kılçık derdi yok. Bunların boğazınıza batması mümkün değil. Bu bölümde de Karachi'den yakalanmış bir deniz kızı. Kızım, seni kim getirdi buraya? Ben yetkililerle bir konuşayım. Olmaz mı buraya? Da değişik bir doğal yaşam canlandırılmış. Kayaların yapıları anlatılmış.
Burası Kevro'daki tuz madeni. Oranın çekimlerini yapmıştık, hatırlıyorsunuz. Coğrafya aynı coğrafya. Güzel temsil edilmiş. हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए हम जैसे जी रहे हैं कोई जी के तो बताए अच्छा सिला दिया है मेरी वफा का।